her zaman Bornova için çalışacağımı zaten biliyorsunuz. Bizim bütün sevdamız, aşkımız Bornova. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, 4 yıllık görev süresi boyunca hayata geçirdiği proje, yatırım ve hizmetleri düzenlediği tanıtım toplantısında anlattı. Göreve gelir gelmez üniversitelerimizde ve bölgenin en büyük üniversitesi, kentimizin kalbi, 62 yıllık kurum Ege Üniversitesi'yle önce stratejik planımızı başlayarak, Bornova için yol haritamızı ortaya koyarak, öncelik sıralarına göre kentimizin hedeflerini ve gitmek istediğimiz yol haritasını ve yolculuğa başladık. Mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin, basın kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantı Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. En önemli noktalardan biri kentimizi ortak akılla ve katılımcılık anlayışına öğretmekti. Bornova Belediyesi'nin 2014 yılından bu yana yaptığı çalışmaların anlatıldığı filmin gösterimiyle başlayan toplantı bir sürprizle devam etti. Başkan Atilla'nın adaylığı sürecinde ailesiyle birlikte konuk olduğu televizyon programı da gösterildi. Elinde Bornova bizim evimiz, zaten oradan başlıyoruz. Bornova'da doğduk, Bornova'da büyüdük. Çocuklarımızı Bornova'da büyütmeye çalışıyoruz. Başkan Atilla ve eşi Hikmet Atilla'nın bu sürpriz karşısında bir hayli duygulandıkları gözlendi. Bornova'da doğmuş ve Bornova'da yaşayan, hala çocuklarını Bornova'da büyütmeye çalışan. Başkan Atilla, doğup büyüdüğü ve baba olup çocuklarını büyüttüğü kente belediye başkanı olmanın kendisine büyük gurur ve mutluluk verdiğini söyledi. Kendim çok şanslıyım. Çünkü doğup büyüdüğüm bir kentte, sokaklarında gezdiğim, top oynadığım, okullarında okuduğum kente hizmet etmek benim için çok büyük onur. Çevre ve temizlikten park bahçelere, yeni kültür merkezlerinden modern pazar yerlerine, yaptıkları çalışmaları ve hayata geçirdikleri projeleri anlatan Başkan Atilla, spor ve sosyal alandaki projeleriyle tüm Türkiye'ye örnek olduklarını vurguladı. Stat projesi ve spor kompleksi projesi sadece bir kentte spor yapılması için düşünülen spor merkezleri değil, bu kentin kentsel dönüşümünün ve ekonomik hayatının daha yukarıya gitmesi için önemli projelerdi. İzmir'in en çok yeşil alana sahip ilçesi Bornova'da Dost Market'le tüm ihtiyaç sahiplerini kucakladıklarını belirten Başkan Atilla, sanayi ve eğitim kenti kimliğinin yanı sıra tasarım, inovasyon ve turizm kenti olma hedefini koyduklarını söyledi. Bugün 4 tane farklı Dost Market'le Bornova Merkez, Doğanlar Şubesi, Altındağ'da, Çamlıbı olmak üzere 6 bin haneye 25 bin tane gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşımızı rencide etmeden ve yüceliğimizin gereği sağ elin verdiğini sonra görmeden iyilikleri hep birlikte ulaştırmaya çalıştı. Başkan Olgun Atilla bir eğitim kenti olan Bornova'da çocuklara yönelik olarak çok özel projeleri hayata geçireceklerini ifade etti. Bornova markasını daha yukarıya çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tabii bunu da yeni hedefler yüklemek gerekiyordu. Bunların başında çocuk dünyası projemiz. Çocuk dünyası projemiz bu cuma günü saat 11'de temelini atacağız. Yaklaşık 20 milyon değerinde bir proje. Çünkü bize yakışırdı, bu Bornova'ya yakışırdı. Bornova eğitim kenti. Bergen'de 6500 tane öğrencimize ücretsiz eğitim desteği sağlıyoruz. Mevlana Toplum Bilim Merkezi'nde, Dost Bilim Evi'nde, genç karşıtlarda geleceği sorgulayan, dogmatik düşünceye değil, bilimin ışığında nesiller yetiştirmek için çalışma arkadaşlarımızla, eğitmenlerimizle ve paydaşlarımız olan öğretim üyeleriyle birlikte kentin eğitim hayatını daha yukarı çıkarmak için çalışıyoruz. Toplantının sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, konuşmasını "Benim derdim, aşkım Bornova" sözleriyle tamamladı. Her zaman Bornova için çalışacağımı zaten biliyorsunuz. Bizim bütün sevdamız, aşkımız Bornova.